Aman selam, merhabalar. Hava şu anda eksi 3 derece. İnşallah bugün bir kopuyla tavşan avı yapacağız. Birkaç arkadaş, alt üst 3 kişiyiz. Bugün bir deneyeceğiz şansımızı. Geriye kalan kısmında videomuzu çekmeye çalışacağız. İnşallah bugün bir buluş olursa onu da sizler için paylaşacağız. Saygılar. Evet, şu anda yine bir avlaktayız. Emrah Cengö kardeşim, bugün box bunny avı yapacağız. Mert kardeşim, bu da yerinde duramayan yeni yavrumuz ve tavşancımız, yatağında bile çökebilecek kadar heyecanlı, hızlı ve heyecanlı bir genç. Şimdi gidiyoruz bir avlağımıza doğru. İnşallah bugün bir tane tavşan ya da box bunny avlarsak ne mutlu diyeceğiz. Bakalım nasip bu işler. Hayırlısı olsun. Avımız başladı. İnşallah bir şeyler çıkar. Şu anda köpekler gezmeye başladı. Böyle parça parça. Şu anda köpeklerimiz gidiyorlar. Bakalım nasıl, inşallah bir şey çıkar. Evet, şu anda bir tane box bunny yıktım. Vallahi ben düşmedi zannettim ama kamera biraz uzaktı, köpekler havlayarak geldiler. Ha, köpeğimiz de geliyor. Gel. Tamam, hayır, bırak bırak, hayır. Hayır. Hayır, bırak bırak. Bırak bırak. Evet. Box bunny'yi yıktım. Vallahi artık av bitmişti. Av bitti, gidiyorduk. Son anda arkadaşlar orada konuşurken köpek de ona 50 defa geçti ama arkadaşların arkasından kalktı. Şurada arkadaşlar da görüyorsunuz. Kalktı, bana doğru geldi, haber verdiler. Bir tane 5 numara attım, düşmedi. İkinciye bir karış önüne bir numara attım. Düştü. Evet, şu anda box bunny'imizi almış bulunmaktayız. Arkadaşlara, köpeklerimizin emeklerine teşekkürler. Evet, şimdi bugünkü nasibimiz bayağı iri ve güzel bir tavşan. Yavruyu görüyorsunuz. Yavru maşallah bugün uzakta avladılar ama biraz pire gibi bir çalışma yaptı. Ve bu köpek maşallah uçar. Adı kadar da uçtu. Tavşanı da bana doğru getirdi. Evet arkadaşlar. Bu Emrah Cengö kardeşim. Merhaba değerli bu da arkadaşlar. Mert kardeşim. Mert'in köpekleri bugün bayağı iş yaptı. Maşallah. Vallahi artık hiçbir şey çıkmadı diye gidiyorduk. Tam gideceğimiz vakit bir hayvan çıktı. Nasibimizde bu. Bunu da Emrah Bey şöyle kısaca bir. Evet. Bugün kopuyla tavşan 2 senedir hiç böyle bir vurmuş olmamıştı. Bu da bugün manasız oldu. İlk attığım 5 numara da düşmedi. Ondan sonra 1 numara attım. Herhalde bir ön bacağımda bir kırık var. Sağ ön bacağında, zaten sağdan aldı çünkü. Bir de şu sırtından. Şey abi, tam işte derede ama köpek. Ama gayet de köpek, güzel, büyük köpek tavşan. Köpek aslında ilk başta tutacaktı, biliyor musun? Demek ki. Köpek ilk başta tutacaktı. Sizin sesinize kalmamış bu. Evet, ilk başta köpek tutacaktı. Son anda o ağzından kaçırınca bir daha senin önüne geldi. Nasıl Allah meselesi? Allah'ım, ben de yukarıdaydım. Yani bir baktım geliyor. Koştum ama şu metinleriye koştum. Ağacın arkasına geçerken atacaktım, dedim şimdi ağaçtan atarız, vuramazsak. Ağacın diğer tarafına geçerse bir daha denk getiremeyiz. Ondan sonra tam ağacın önünden geçti. İkinciye bir numara atınca birinci de yıkıldı ama kalktı. Durdurmadı yani. Hayvan iyi maşallah. Tebrik ederim. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Elin yoluna sağlık abi. Valla siftah oldu bu seneki. Güzel ikinci tavşanım oldu. Bu anı da ölümsüzleştirmiş olduk. Herkese, arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun da bugün güzel bir tavşan avı. Ancak şöyle bir şey oldu. Biz artık avı bıraktığımız için kamerayı tüfekten söktük. Aparatı da tüfekten sökmüştü. Şimdi onu da göstereyim, aparatın nasıl bir şey olduğunu. Aparat da şöyle. Bir aparat, bunu biz... Adam söker miyiz yine abi ya? O tavşanı kovalayın, şimdi sökmez miyiz? Kamerayı vurduk geldik. Şimdi ayaklarını, kellesini ayırdık. Hemen hızlıca yüzüp, içini boşaltıp yemek için hazırlayacağız. O sonraki etabı da aynen çekeceğiz. Hemen hızlı bir şekilde... Dur, bekle. Tamam. İşte gireceğim. Alalım bu durayı. Alalım. Zihni abi, bundaki mantık ne ya abicim?
Yani yeni avcılara, bilmeyen arkadaşlara bilgilendirme amaçlı. Mantık önce tavşanı vurma. Vurduktan sonra gerisi bir şekilde çek. Bu işte kolay iş abi. Evet, hayvanı kırıtmıyoruz çünkü tavşan kılı yerken bir ağzınıza gelirse bir daha ondan nefret edebilirsiniz. Bu da deri ile eti birbirinden ayırmak. Post yüzmek ya. Postu çekeceksin, yüzeceksin başlarına. Yok. Abi bugünkü yemek dalları da çek şöyle. Tabii, hemen şöyle. Bugün kahramanları, isimleri Uçar. Öbürünün ismi neydi? Boncuk, Jacky. Boncuk ve Jacky. Jacky mi Rakim? Bizim ekip arkadaşlarımızdan diyelim. Şöyle. Mertciğim, biraz önce söylemiş olduğun bir laf vardı ya. Köpeksiz ava gitmek nasıl bir şey kardeşim? Parasız çarşıya gitmek, köpeksiz ava gitmek gibi aynı şey. Erkekmiş ama hayvan ha. Erkek hayvan abi. Zaten biz dişilere sıkmıyoruz. Yazacağım abi şeyde plakasında. Simsiyah daha bunu. Anlamayacak kadar da şey değiliz herhalde. Sırtı siyah olan tavşanların %90 erkek çıkar. Sırtı beyaz olanlar. Beyaz ya kahverengi olanlar da. Şimdi önce hemen açıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. Bir dakika. Bu arada burası Mert kardeşimin dedesinden kalan müstakil evi. Yüzünde böyle kalan tümüğü varsa ben ortamı çekeyim abi. Sıcakken. Bunu sıcakken alacağız. Çünkü yoksa zara yapıştığı anda böyle şu anda zara yapışmış olduğu için. İyi abi. Bir su tutar abi. Dur. Bekle. Şunu. İşini açtım ya. Normal kuzu yüzer gibi artık gerisini alacağız şöyle. Evet, içine komple kanı düşmüş. Böyle önce arka tarafını çıkarıyoruz ve komple şöyle çekip aşağıya döküyoruz. Evet. Bu da bu kadar. Basit. Tabii. Zihni abi, temizlik yaparken buradaki incelik, dikkat etmemiz gereken şeyler ne kadar abi, onu da bilgilendirirsen bize. Bunda dikkat edecek şey işin arkasının pisliğini içine dökmeyeceğim, o kadar. Yani hayvanın bağırsaklarındaki pislik etine bulaşıp kokmayacak. Onun haricinde gerisinin hiçbir şey yok. Normal bildiğin şey yüzer gibi ya işte. Mert de senelerdir avcılık yapıyor. Mert kardeşim bu işte. Tabi uzmanlık alanı tamamen tavşan. Bizim uzmanlık alanı bu. Ben tavşan abi. Tavşan başka bir şey. Bizim gibi uçana kaçana değil abi. Tek şöyle, tavşana. Tek abi içinde şimdi. Suyumuz. Evet, şu anda sadece yerine bilecek organlarını bırakmış olduk şöyle. Ne abi? Bunu bugün farklı olarak sırana vereceğiz. Sebzeli bir şekilde. Bakalım ne çıkacak. Onu da videonun devamında azıcık da olsa saçmanın geldiği yerlerdeki kanı almazsan o yenmez. Abi saçmalar çıkarttın mı? Yerken evet. Dişimize gelmesin. Yok canım bana. Ya bu 50 tane işleminden geçecek. Oraları tabii çekmeye vakit harcamayacağız da. Evet. Kalbimize bakak. Ya kalbim her zamanki gibi 10 numara temiz ya. Benim bu kalbimin temizliği ne olacak böyle bilmiyorum. Eline emeğine sağlık komutanım. Evet. Evet, şimdi eve geldik. Tavşanımızı böyle temizledik, yıkadık tertemiz. Böyle biraz garnitür karıştırdık. İçine patates, soğan, biber, domates. Bunlarla beraber şimdi birazdan götüreceğiz. Normal bu pide fırınlarından birine vereceğiz. Daha sonra işte biraz salata, malata yanına şöyle iri bulgurdan bir bulgur pilavı da yapacağız. İnşallah birkaç tane arkadaşımız var. Afiyetle yiyeceğiz. Şöyle kaynayayım ben. Gel. Hüseyin'im Almanya'da havaya söylüyor. Hüseyin'im Almanya'dan geldi. Benim tavşan kendisi. Hiç belki 30 seneyi geçti tavşan diye geldi. Bugün de bir tavşan bizi vurmuşken Hüseyin'im inatlamıyor. Sen olmuştur yani.
Bak sen sene olmamış da çocuklar biliyor ya. 30-35 sene olmuştur de. Oldu oldu. Evde tüfek yatağın altında paslandı zaten. Bu da tavşanımız. Oh. Gelin şu mavili gelin.